Haykır Sorular Saati'nde saat 20.45 CNN Türk ekranlarında ve radyosunda yine sorularımızı soracağız, yanıtlarımızı alacağız. Bu hafta neredeyse ben spor programı yapar gibi oldum ama futbol sadece futbol değildir. Dolayısıyla Sadi Şener bir toplumsal meselede konuşacağımız konuk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Trabzonspor Başkanı Sadi Şener'le beraberiz. Onu tekrar anımsatalım. Sayın Başkan, rastlantı mı diye mi bilmiyorum. Ben aylardır bir biçimiyle ekranda işte sizin basın danışmanınıza vesaireye ulaşmaya çalışırken bir türlü denk gelmedi. Bugün özel olarak mı seçtiniz Fenerbahçe'nin Avrupa maçı? Hayır, seçmedim. Geçen Adnan'la televizyonda konuşurken benim ismim geçti. Pazar günü maç var. Dedim gitmeden bir takım şeyler verebilirsem, belki Trabzon'daki mesajlar verebilirsem, Trabzon'daki maçın havasını birazcık daha normal hale getirebilir miyim? Yumuşadık. Faydam olabilir mi diye düşündüm. Benim çok merak ettiğim bir mesele var. Sizinle az önce sohbet ettik. Son derecede keyifli bir sohbet oldu. Şu anda Fenerbahçe Avrupa'da bir maç oynuyor. Ve önemli bir maç oynuyor. 10 kişiyle kalmış. Ona da gireriz. Siz şu an Trabzonspor Başkanı olarak, sahici olarak Fenerbahçe oradan galip mi dönsün istersiniz? Sahici olarak galip dönsün. Çünkü Trabzon'da şeyi düşer, ibresi düşer. Ha, garda düşer diyorsunuz. Garda düşer. Ama öbür taraftan Türkiye için önemli. Türkiye hanesine puan yazılır. Önümüzdeki yıllarda UEFA'ya katılan takımların sayısı yükselebilir. Bu açıdan çok önemli. Yani şöyle demiyorsunuz, şikeciler orada yenilsin, o olsun. Yok, demiyorsunuz. Yok, onları açtık, o sınıfları geçtik. Ha, ya öyle bir duygunuz yok. Evet. Peki, güzel. O zaman gelelim şu pazar günkü meseleye. Ya Trabzon Türkiye açısından çok önemli bir ilimiz. Türkiye'de maalesef tarihi, kültürü vesaireden ziyade sorunlu bir takım meselelerle gündeme gelmeye başladı. Ve pazar günde bir maç var. Ben bir futbol maçının öncesinde bu kadar gergin, bu kadar tansiyonun yüksek olmasını doğrusu Türkiye'ye çok iyi geleceğini düşünmüyorum. Siz nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Fenerbahçe olan maçlar genelde yıllar öncesinden beri hep böyle gelmiş. Trabzon'un kökünde bir İdman Ocağı takım var. Rengi sarı kırmızılı. Dolayısıyla o İdman Ocağı hep Galatasaray'ı tutmuş. Öbürleri Beşiktaş tutmuş. Fener hiç yokmuş. Bu çok eski yıllar. Trabzon yokken. Trabzon yokken. Yani Trabzon Spor yokken. Yokken. 1940'lardan 50'lerden beri gelmiş böyle. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye karşı hep bir antipati olmuş. Bu son 3 Temmuz olayları o antipatiyi daha yükseltmiş. İşte şampiyonluk elinden alınmış falan gibi olaylar, bu bildiğiniz olaylar oldu. Bundan önce 2 tane maç oynadık 3 Mart'ta. Çok sevimli değildi. Bir de 1461 oynadı bizim alt takımımız. Bu maçın iyi geçmesini temenni ediyoruz. Ben artık bundan sonra şampiyonluk için eski 2012-11 şampiyonluğu hukuk yolunda mücadele mi veya mücadele... Hala kupa istiyor musunuz? Kupayı istiyoruz tabiri tabii şey oldu. Atasözü gibi bir şey oldu. Şampiyonluğumuzu istiyoruz. Kupa çok teneke bir şey. Ama bu tarafta da centilmenin devam etmesini, maçlarının centilmen devam etmesini istiyorum. Şimdi iki mesela. Bir tanesi şu. Biz bugün sevgili spor servisinden çok sevgili arkadaşımız Cem Yılmaz'la konuşurken şöyle bir akıl yürütme yaptık. A. Eğer Fenerbahçe Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği karar ve şu anda Avrupa'da yoluna devam ettiğine göre, bir itiraz da olmadığına göre, eğer gerçekten tescilli bir şampiyonsa Futbol Federasyonu geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi oynatmadığı ve futbolcularını kaybettiği için tazminat ödemesi gerek bence. Cem de bunu söyledi. Ya da B, eğer gerçekten bu tazminatı ödemiyorsa tescil ettiği şampiyonluk yanlıştır. Trabzonspor'a şampiyonluk kupasını vermesi gerekiyor. Bunun arası var mı sizce? Böyle unutulabilir mi bu iş? Bunun arası yok. Yok yok. Şimdi bu itiraz yok diye var. Biz UEFA'ya, FIFA'ya itiraz ettik. Kasa daha edemedik. Sebebi tahkim kurulu gerekçeli kararını daha bize bildirmedi. Bildirden 20 günlük bir müddetimizde kasa o zaman müracaat edecek. Bunların sonucunda eğer derse ki Futbol Federasyonu verdiği karar doğrudur, yapacak bir şeyimiz yok. O zaman ama C'ye ben... var orada, C'yi unuttuk. Bir de vicdan var, yukarıda Tanrı var. Bu nasıldır? Bu vicdanında, vicdanende bunu da düzeltmek lazım. Şimdi lazımdır. O vicdan meselesini ben bu konunun dışında tutmamın nedeni vicdansız olmamdan dolayı değil. Sadece burada sizin gibi değerli konuklara oturduğumda, sporla ilgili olanları hep sorduğumda şike var mı yok mu meselesini neredeyse büyük oranda Türkiye'de Türkiye'likleri pürü pak diyor herkes. En azından benim dönemimde yok, varsa bilmem falan deniyor. O zaman da ben burada diyeceğim ki herkes kendi vicdanıyla baş başa kalacak. Mesela evet. Size sorsam. Aziz, benim zamanımda yok. Sizin zamanınızı ve Aziz Yıldırım'ın son dönemi bırakalım. Siz bir spor adamı olarak Türkiye ligleri temizdir der misiniz? Duyduğuma göre demem.
Ama gördüğüm veya birebir şahit olduğum bir olay yok. Onu da söyleyebilirim. Ama herkes de diyor ki benim hiç birebir şahit olduğum olay yok. Öyle diyecek, ne diyecek? Şahit var, olduğum olay var. Ben tamam, size anlatayım. İlhan abi diyor Cavcı ama 79 yaşında. Ben de 79'a 80'e geldiğimde ben de derim. Yani 80'e geldiğim zaman şike varsa var diyeceksin. Var deriz ama benim şu anda söylediklerim aynen o zaman da geçiyor. Yok, bildiğim yok. Tarzıma uygun değil. 62 yaşında olduğunuz için evet. Allah uzun versin. Amin. 65'te bitiyor ya bu işte. Yani şey, İlhan Bey şeyden muaf mı artık? Muaf sayılır canım. O geçen gün benimle ilgili de 35,5 milyon euroyu Azize Bey'e versin, kupayı alsın gibi bir laf etmiş İlhan abinin. Sağ olsun, paradan başka bir şeyi yoktur, hayat tarzı yoktur. Öyle birisi midir? Evet, çok sevdim. Onun için bankada 40-50-60-70 trilyonu var şeyin. Öyle mi? Gençler Birliği Kulübü'nün tabii. Bu öyle hesap yapar, ben öyle yapamam. Ha, ilginçmiş. Aa, tabii, o daha ticari bir taraf yani. Çok ticari, iyi, çok iyi, çok biz değerli büyüğümüzdür ama öyledir. Ama size söylediği laf çok hoş değil. Değil tabii de, aa, ne olacak şimdi İlhan abi? Bu süreçte yalnız bırakıldığınızı düşünüyor musun? Trabzon'da bizi esasında çok kuvvetli bir cami olarak görürsek, siyasi olarak çok kuvvetli bir camia değiliz. İki tane bakan çıktı çok yakın zamanda. Çıkmak başka, Trabzonspor. Yani Faruk Bey hakikaten gerçek bir Trabzonsporlu. Mehmet Ali Yılmaz. Mehmet Ali Bey de yani bakanlık yapmıştır. Şimdi Erdoğan Bey var bakan. Fakat onu sorayım, Mehmet Ali Yılmaz eski ve efsane başkan deniyor ona. Efsane başkan, o yılların efsane başkanı. Şimdi sizin ezeli muhalifiniz. Yok canım, benim muhalifası. Ben öyle şeylere takılmam. Ben sadece mensup olduğum süre içinde kulübe hizmet etmeye çalıştım. Bitiyor da bu sene Aralık ayında zaten. Bırakacak mısınız? Niyetim şu anda öyle ama bugün şartlar ne gösterir bilmiyorum. Ya bu koltuklar kolay bırakılmıyor. Hakikaten bırakılmıyor. Yok, bu bırakılır. Ya bu çok şapşane bir koltuk değil böyle. Kötü bir koltuk mu? Kötü de değil fakat çok uğraş gerektiren bir koltuk. Mesela pazar günü ben Trabzon'a gitmesem diye ayaklarınız geri gidiyor mu? O mesuliyet hissediyorum. Orada olmam işi yumuşatır diye düşünüyorum. Benim bu tarafımda vardır. Ters bir şey olsa gitmedim diye vicdan azabı çekerim. Onun için gitmem lazım. Peki siz Trabzonspor Başkanı olarak İstanbul'da yaşıyorsunuz. Bu evet. Bir çelişki değil mi? Değil. Zamanımızda günümüzde şöyle var. Eskiden çelişki olabilirdi ama günümüzde bir hesap yapıyorum. 15 kişilik yönetimde. Bankaların genel müdürlükleri İstanbul'da. Futbol Federasyonu İstanbul'da. Sponsorlar İstanbul'da. Ulusal basın İstanbul'da. Trabzon'a ne kalıyor? Seyirci, kulüp binası, takım. Dolayısıyla 15 şirketin 5'ini Trabzon'un 10'unu buraya ayırmak lazım ekonomik açıdan. Ekonomi olması zaten kulübü yönetemez. Yani neredeyse kulübü de buraya getireceksiniz. Bol gelmez, seyircim orada. Bunu yapamayız. Ama Trabzon İstanbul'da iyi seyircisi var. Çok iyi seyircisi var ama burada mesela 30 maç arka arkaya oynadığı zaman aynı seyirci gelir mi bilmiyorum. Burada özlüyorlar, birden doluyorsa da 60 bin kişi geliyor. Yani özlemek önemli diyorsunuz. Çok önemli. Hep sizin taraftarınızın ateşli, tutkulu olduğunu biliyoruz. Ama mesela bazen haksızlık yapıyorlar. Bana bile şöyle mailler geliyordu. Enver, delikanlıysan bir Trabzonlu'yu çıkar diye. Ben Şenol Güneş Hoca'yı en az 15 kere aradım. Bir kez konuştum. Size haber gönderdim. Yani bizim delikanlılığımızı ölçeceğimize insanların tuhaf değil mi? Yani orada bile bir ön yargı. Evet, zor bir konu. Bizim oranın insan biraz horlandığını falan düşünüyor her konuda. Hı. İşte onun için böyle infialler oluyor. Biraz bastırılmış bir toplum. Ama bunun olmaması lazım. Özellikle spor açısından gelen takımlara daha iyi davranmamız lazım. Gerektiğine inanıyorum. Ama bunun karşılığında buradaki basına, ulusal basında şunu demek lazım. Bizi ezme. Yani genel yayın yönetmenim Fenerbahçeli olabilir veya Galatasaraylı olabilir. Formatını ona göre kurma. Veya kalk bugün ya ben bunu ticari olarak yapmak mecburiyeti değilim. Bunu bir vicdanlı basın mensubu yapar mı? Yapar yok. Vicdansız olması lazım. Yani ya, yapılıyor da. Yani niye bazılarının sebebi izah edilmiyor. Bizim Trabzon'da buna bir takım protesto olur. Tabii Trabzon'daki protesto buraya gelmiyor pek. Sayın Başkan, Mehmet Ali Yılmaz Bey'in ve başka çevrelerinde çok temel bir eleştirisi var. Galatasaray'la aranızda olup biten süreçte futbolcuları kaptırmakta. Aynen şu tabiri kullanmış. Trabzonspor Galatasaray'ın altyapısı haline geldi. Başarısızlığa kılıf arıyorlar diyor. Bunu ciddi soruyorum size. Gerçekten siz hani başarısızlığa kılıf mı arıyorsunuz? Kaptırmasaydınız futbolcuları şu an. Başarısızlığa yok. Kılıf aramın ciddi de cevap. Ciddi sorun. Ciddi cevap veriyor. Evet. O iki isim verip Selçuk bizden gitti. Sözleşmesi dolmuştu. Trabzon şehrinde yaşamak istemediği veya kız arkadaşının Trabzon şehrinde yaşamak istemediği için İstanbul'a geldi. Ben buna çözüm bulamam. Delikanlı olan beni eleştirenler bulsun. İki, Burak denen arkadaşımız, ben çok sevdiğim bir çocuktu, bana yurt dışına gitmek istediğini söyledi. Ben de senin yurt dışına gitmene mani olmam dedim. Meğersem çok değerli iki tane menajerinin yaptığı bir oyun sonucu bu. Sonunda Galatasaray'a gitti. Ve Galatasaray'a ifade biz onu lokomotiften aldık diyorlar. Lokomotiften aldığında parayı bana yatırdın ama. Böyle bir ayıp yaptılar. Olabilir bu spor tarihinde. Kırgınlığım var mı? Var. Devam eder mi eder? Etmelidir ki
tekrar etmesinler. Tekrar etme gayreti içinde. Ama şöyle bir şey diyorlar. Sadece Şener Başkan döneminde Trabzon kimseyle ilişkisi kalmadı. Fenerbahçe'yle dertli, Galatasaray'la dertli, herkesle dertli. Trabzon'u yalnızlığa itiyorlar. Herkese de ben Trabzon'u savunmak mecburiyetindeyim. Ben o başkanlara sempatik gözükme mecburiyetim yok ki. Ben çok medeni bir insanım. Onların başkanları dahil tüm başkanla medeniyet yarışması açılsa uzak ara birinci olurum. Onu da benim çevremdeki bütün insanlar falan bilir. Ama Galatasaray'ın yaptığı tavırsız olamazdım. Olmamam lazımdı. Ama bana deseydiler... Ahlaksızca mı buluyorsunuz Galatasaray'ı? Ahlaksız tabiri koca Galatasaray camiasına ve başkanına yakıştırmak istemiyorum ama onun bir bölü ikisi kadar bir cümle bulabilirsem o. Onu bulalım. Ne dersin? Bulalım. Hep beraber kitapları karıştırmamız lazım. Yani etik... Şık değil, etik değil. Galatasaray'ın etik değil. Hoş değil. Galatasaray'a yakışmıyor. Yani bunu... Söyledim ama Galatasaray'a yakışmadığını. Onlar da çok yerde kabul etti. Hata yapmadıysan benimle sulh olma mücadelesi vermez. Peki siz Galatasaraylısınız. Bir dünya starı olabilecek bir futbolcuyu bir şekilde getiriyorsun. Bu da bir yarış. Gelmeseydi kardeşim demem. Geldi ve o da oynatıyor. Ve adam da golleri atıyor. Evet. Ne Fener'de oldu, ne Beşiktaş'ta oldu. Trabzon'da ve Galatasaray'da yıldız oldu. Tam da aynı şartlarda yarışın içine değiliz. Türkiye'de 3 tane takım var İstanbul'da, 3 büyük. Bir de biz var. Bir de diğer takımlar var. Şimdi biz hiçbir yere benzemiyoruz. Hem büyük takımsın hem çok para harcayacaksın, yıldız oyuncu büyük alacaksın. Büyük takım mısınız siz? Biz büyük takımız. Büyük camiayız. Hayır, lafta demiyorum. Biz bütçenizde taraftarınız. Bize Trabzon'da olmayan da bir sürü hoca görev yaptı. Buranın yeri hep farklı derler. Gittikten sonra da derler. Biz de futbolculuğu meslek olarak seçtiysen bizde kalacaksın. Seçmediysen yarım yarım ya da burada oynayacaksın. Ama yani bizim iyi oyuncular Trabzon'da olmayanlar hep şunu söyleyeyim. 27, 28, 29'dan sonra İstanbul'a git, para al, gez, ne yaparsan yap. Ama özel hayatları tabii İstanbul cezbedici bir yer. İstanbul'da ben Trabzon şehri olarak nasıl yarışayım? Siz Burak kalibresinde bir futbolcu olsunuz. Galatasaray gibi dünya devi sizi istediği zaman ya da Fenerbahçe gibi ve büyük paralar geldiği zaman gitmez misiniz? Aynı parayı ben veriyorum. Bunda bir sıkıntı yok. Ama işte Şampiyonlar Ligi, şan, şöhret, para... Biz de Şampiyonlar Ligi'nin onunla katıldık. Bizde de fena şan, şöhret. Bizde şan, şöhret. Ha, İstanbul'da gezme işine nasıl karışım? Ona yetişemem. Mümkün değil. Yapamam onu. Öyle bir takım yok. İstanbul'da baş edilir mi? Yani İstanbul bugün Avrupa'dan futbolcular sana böyle güzel şehire getiriyorsun. Yani bizde bir tane villa bulmak için, yani iki katlı ev bulmak için bayağı bir mücadele ediyoruz. Siz şey mi yapıyorsunuz aslında? Bir taraftan da başka bir duyguyu taşıyan, yani Trabzon'un bu büyük olma iddiasını korumak için direnç mi gösteriyorsunuz? Direnç gösteriyoruz tabii. Çünkü ben küçük takım ki... diyemem. Artık büyüklük ürettiğiniz ekonomiyle olur. Dolayısıyla ekonomi yoksa da büyük olamazsınız. Yani mesela hiçbir kulüpte olmuyor. Ekonomi üretme açısı, para üretmek açısından bizim de faaliyet. Mesela bizde HES santralımız var. Başlayacağız yakında inşaatı. Hiçbir kulüpte yok. 28 megawattlık. Nerede? HES'lerle ilgili başka etik bir tartışma var. Etikten. Ben ona katılmıyorum. Çevre mevre evet, işi. Şey. Bizim oradaki insanlara ben şunu diyorum. İlk önce yaptığınız evlere bakın. Boyasına, bacasına, turlasına. Onlar çevreyi zaten bozuyor. O kadar kötü, o kadar kötü. Siz de üzerinde bozuyorsunuz. Bozmuyoruz. Biliyor musunuz? Biz bozmamak için fazla para veriyoruz. Bütün cebri boruyu tünelin içinden geziyoruz ki halkımız bakınca boruyu görmesin diye. Ona kızıyorlar ya, boruyu gör, öyle diyorlar. Tabii onun arkasında çok daha fazla geniş başka konular var diye düşünüyorum. Duyduğum, ettiğim Trabzon. Trabzonspor'un hesine itiraz eden Trabzonsporlular var. Yani. Çevre için. Ama biz çevreyi daha yeni öğrendik ya. Çevre öyle yoktu ki 10 sene önce, çevre nedir? Ama yeni öğrendik. Siz de uygar bir insansınız. Korumanız gerekiyor. Çok, onun için yapıyorum işte. Çok pahalı proje yapıyorum onun yüzünden. Çevreye hoş geldin. Ama onu diyenlere düşünün. Bir evini de bana göster bakayım. Dış rengini neye boyamış? Ya mordur ya kırmızıdır. O çevre midir? Yani zaten ortada bir zevksizlik ve kirletme var. Bari art niyetli buluyorsunuz o zaman. Art niyetli kesin. Kimdir onlar? Şimdi bir anlatılanlar diyorlar ki işte Türkiye'de gaz sektörünün elinde bunlar, bu HES'lere falan karşılar. Bir anlatılan dedikodu böyle var. Hakikaten bozanlar var çevreyi. Sayın Başkan, kısacık bir ara vereceğiz. Çok kısa, bir dakikalık ara, mikrofonunuzda problem var, onu değiştireceğiz. Tabii bir dakika olur. Yoksa sizi duymayacaklar. Bir dakika, sadece bir dakika. Aykırı sorularda bir ilk yaşadık. Trabzonspor başkanıyla konuşurken mikrofonun azizliğini oradık, değiştirdik. Orada bir azizlik durumu var. Aziz Bey, aranız bozuk mu? Aziz Bey'in eski arkadaşımız. Şu anda pek merhabamız yok gibi. Doğaldır da o. Zaten mahkemeden sonra görmedim kendisini. İlk defa işte bu hafta maç vardı. Gelir, bir gelecek, bir gelme herhalde gelmeyecek. Gelseydi de misafir ederdik. Aziz Bey, Trabzon'a gelirse
onun yanınızda oturtup iki çağdaş insan gibi maç izleme imkanı var mı Türkiye? Var tabii canım. Niye olmuyor? Zaten protokolde öyle yan yana oturtuyorlar. Bazen araya Futbol Federasyonu temsilcisi giriyor. O sana bağlı bir şey olur gayet. Konuşmadan da oturabilirsin. Konuşarak da otur. Ama ben ev sahibim. Konuşmam lazım. Merhaba diyeceksiniz. Deni bu merhaba zor bir şey değil ya. Peki artık Sayın Şenol Güneş Hoca'nın dediği gibi Trabzon'la Fenerbahçe arasında tırnak içinde söylüyorum hiç hoşlanmayarak gerçekten bir kan davası mı vardır? Hayır olmamalı. Fenerbahçe büyük cami, biz de büyük camiyiz. Bizim başkanlar olarak yönünce sürtüşmelerimiz olabilir, birbirine söylediğim laflar olabilir. Ama bizden sonra gelen nesilleri de şeyi bırakmak. Yani bu camiler hep yaşayacak, doğrusu da o. Rekabet devam edecek ama centilmence devam edecek. Peki yani bu aldığımız yaranın tedavi ihtimali var mı? Yani bir kere şu hukuki davaların bitmesi, bundaki sonuçlara göre olabilir. Tabii bugün mesela Abdullah Bey'in kiyılı, Abdullah Bey diyorum, ayıbıl Abdullah abi diyeyim, tonton demeçleri var ama. Ne diyor? İşte Trabzon'da biz yine kardeşiz, dostuz Trabzon'da. Doğru. Bu tabii sadece Trabzon'a gereken denmemeli. Her zaman denirse daha hoş olur ki Abdullah Bey'le bütün Trabzonların çok uzun yıllarda işçi olan bir yönetici, değişik bir yönetici profili vardır. Peki siz yani bunlara inanıyorsunuz o zaman? İnanıyorum ben. Bayağı yaşım var yani. Hayır o manada değil mi? Yani bir yapıcı durum olabileceğine... Olması lazım diyorum. Olması lazım çünkü sonunda Türkiye'de futbol bitmeyecek. Devam edecek. Fenerbahçe'de devam edecek. Biz de devam edeceğiz. Yani ama bunlar inişli çıkışlı olabilir. Bugün Fenerbahçe Galatasaray'sında rekabette dışarıdan oynadı. Çok hoş bir rekabet değil. Şey diyor ki Yattara... Ve biliyorsunuzdur bunu. Ben Trabzon'u çok seviyorum ama diyor başkan ve yardımcısı Nevzat Bey, Nevzat Çakar bu işten anlamıyor diyor. Futbolu inşaat sektörü gibi zannediyorlar ama futbol apayrı diyor. Bir futbolcu bunu kolay kolay söyler mi? Kolay kolay yattarı söyler. Onun için uzaklaşır takımdan, ceza alır. Mersin'de oynamaz. Ondan sonra gece yaraları 40 yerden toplarsın. Falan falan uzun bir hikaye. Ha yattarda kronik problem var diyorsunuz. Tabii canım olmazsa gönderiyor ama yattarda son final. Ama çok şey süper bir futbolcu ama bu problem buna benzer problemleri yüzünden bana Mersin'den herhalde gitti mi sakat mı tam bilmiyorum. Sizinle ilgili tapelere baktığım zaman şöyle bir eğilim oldu burada var ama şimdi çıkartmayayım. Sizin konuşmalarınızda şöyle bir değerlendirme var. Trabzon sanki teşvik primini verecek. Fakat parayı veremiyor, organize olamıyor. Paramız yok. Ha para yok, teşvik edemiyor. Dolayısıyla tam finansal kası gibi, para yok. Ama öyle burada tapeler var. Ve yani Trabzon şike yapmayı beceremiyor deniyor. Siz şike yapmaya niyetlendiniz de beceremediniz. Hayır, ben bir kere yetişme tarzım, aile yapım, gördüğüm terbiye böyle bir olay içine girmem. Mümkün değil. Ama mümkün tapelerde değil. Var. Sohbette her şey var. Sohbette her şey. Mümkün değil böyle bir şey yapmak. Aynı şeyi Aziz Yıldırım diyor ki bizde de sohbette her şey var. Yok o ispatlı. Ne yapmış? Sonra ister inan ister inanmam. Bir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gittik. Ben tamam, size. Onu anlatacağım. 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gittik. Mahkemeleri beğenirsiniz beğenmezsiniz ama beğenmek mecburiyetindesiniz. Adamlar koca generalleri içeri atıyorlar dedikleri dedik. Diyor ki bu şike yapmıştır bu şike yapmıştır. Daha neydi tartışalım? Dava daha sonuçlanmadı. Üstelik o zaman futbolun içinde... da çok kızıyorum. Yani Yargıtay'ın onaması lazım. Doğrudur. O zaman bu Yargıtay üstünde bu kadar duruyoruz. Bu yerel mahkemeleri kaldıralım. Yargıtay yargılasın. Olur mu? Hukukta bir şey vardır. Mahkemeleri derler ki avukatlar git yerel mahkemede kazan gel ilk önce. Peki ben size bir şey soracağım. Koskoca Futbol Federasyonu hukukçuları, kelli felli insanlar. Kelli felli değil. Yok. Değiller mi? Koskoca, federasyon koca ama hukukçular kocaman değil canım. Küçük mü? Bazıları. Belki. O hukukçular peki güven vermiyor mu size? Hiç sıfır. Yani eksi. Mesela bir hukukçu neden böylesine... Şimdi ben size orada net anlatayım televizyonda. Bunlar bilinen şeyler olduğu için anlatayım. Bizim Trabzon'dan giren bir arkadaşımız var disiplin kuruluna. Bu hepsini bize anlatıyor. İşte oradaki ters oy verenler. Evet bu takım şike yapmıştır ama ben böyle oy vereceğim diyor. Ben ne yapabilirim? Neden diyor? Öyle diyor. Herhalde birisi ona öyle dedi. Kim diyor? Bilmiyorum onu bilsem. Sonra gidiyorsun tahkim kuruluna yapmamıştır. Ben size bir şey söyleyeyim. Şike sahaya yansımamıştır. Sahada para verilir mi hiç? Bu dışarıda verilir ama mi? Ama şöyle mesela paranın alınıp verildiği bir yer var mı? Yani bir banka kaydı, bir futbolcu. Mesela var. Hangi futbolcu şike yapmış? Ya onların şu anda aklı var cezalarını bilmiyorum. Hepsinin de ismi de aklımda ama kaldı. O cezalar içerisinde Fenerbahçe futbolcu yok. Fenerbahçe idareci var. Pardon, Fenerbahçe idareci. İdareci var. İdareci sahaya... ne yapar? İdareci... Hayır, ama para şuna gitmiştir, şu hakem alınmıştır, şu futbolcu alınmıştır gibi bir tablo yok. Konuşmalar var, o paralar var, hepsinde var. Yani o tapelerin hepsini okursan hakem,
hakimin... Bir çanta var denildi. O çanta tartışmalı çıktı mesela. Ha ben şunu şöyle var. Bunu tartışmak, bunu hakim karar vermiş. Var. Para da var. Şike de ama var. Siz az önce vicdan dediniz. Yani sizin vicdan... Gelelim oraya siz gireceğiz. Siz vicdanen emin misiniz? Ben vicdanen eminim. Ne maçında ben bundan şüphelendim? Hangi maçta şüphelendiniz? Biz Eskişehir'le oynadığımız bir maç vardı Eskişehir'de. Böyle Eskişehir'in iddiası falan yoktu. Böyle bir korkunç bir şekilde bir Eskişehir top oynuyor. Sonra o maç bizim işimiz tabii şüphe bu. Onu teşvik olarak mı algılıyor? Teşvik olarak almış, vermişler veya. Bunu hakim var dedi, ona göre cezalar verdi. Hakimin verdiği cezalar üstünde tartışırsak bu işin sonunu alamayız o zaman. Ama, mecburuz ona inanmaya. Ama öte taraftan şöyle bir şey var. Ben... Sonunda şu olabilir, vicdana tamam Sadri Bey, bu hakim verdi, yargı vicdana müsteri misin değil misin diye o zaman sorulabilir. Ben başka bir şey soracağım. İki tane hukukçu grubundan söz ediyoruz. Biri mahkeme, biri de futbol hukuku. Doğru mu? Hı hı hı. Futbol hukuku da futbol bilmesi gerekir. Hı hı. Maçları seyrettik diyorlar, böyle bir şike yok diyorlar. Olmaz. Maçları nereden anladı? Efendim? Nereden anladı maçı seyretti de? Bir kere delil bulamadık diyorlar. Sahaya yansımış bir şey yoktur diyorlar. Hayır, bunu çünkü siz buna hayır dediğinizde şu soruyu soracağım. Peki Mehmet Ali Aydınlar Federasyonu niye gitti? Yıldırım Demirören Federasyonu niye geldi? Tahminimi söyleyeyim. Detayını çok bilemiyorum ama Mehmet Ali Aydınlar Federasyonu gitmesi, baktı ki bu işin sonunda cezalar çıkacak, Fener düşürülecek falan. Ben, o Mehmet Ali Bey de çok iyi bir Fenerbahçesi, ayrılmış olabilir. Ama kendinden gitmedi ki. Git dediler yani. Öyle ona, bir dünya... ona herhalde dediler ki herhalde yani bu böyle olacak, böyle olacak, böyle olacak. Peki Yıldırım Demirören niye gelip temizledi? O da böyle temizledi. Neden? Öyle diyorsunuz. Ona da öyle dediler gibi mi geliyor? Ama bakın öyle bir söz yok. Bu kadar açık sözlü birisiniz. Dediler diyorsunuz. Kim? Dediler. Kim bilmiyorum ki. Siyaset kurumu mu? Siyaset etkin olmuş olabilir tabii. Yani Sayın Başbakan mı? AK Parti ya mi? Onu bilemiyorum. Onu bilemiyorum. Yani onun bir hangi parti olduğunu bilemiyorum da. Birileri bir şey demiştir. Yoksa zannetmiyorum ki ben bu kadar. Bir etik kurulu raporu var. Yukarıdan aşağı belli. İki ay sonra bir etik kurulu var, bunun tersi. Bir disiplin kurulu var, sonra tersi. Yani bunu artık bilmeyen... Peki niye suçlu bulana inanıyorsunuz da diğerine inanmıyorsunuz? Ama ben de o mahkemede yargılandım. Ben de hakimin sorularını dinledim. Farklıyım sizden. Ben de o işin içindeyim. Bakın, ben burada, de suçlandım. Anladım. Burada sizinle ilgili tartışmalar yapılırken, tapeler yapılırken, Trabzon'un burada tape 1, tape 2, tape 3, tape 4 diye... Trabzon'un da aynı noktalarda bu yoğunlukta olmamak üzere birkaç yerde teşvik primi için girişimde tahmini, bulunduğu giriş, söyleniyor. Söyleniyor. Ama konuşmalar var. Söyleniyor da hiçbir ispatı yok. Yani siz diyorsunuz ki biz teşvik primi vermek için ya yola çıkıyoruz. Teşvik primi verecek halimiz yok o zamanlar. Böyle bir teşvik edecek de bir ekibimiz hiçbir şey yok. Haliniz olsaydı verir miydiniz? Hayır, vermezdik. Yine vermezdik. Peki siz Fenerbahçe'nin... Halimiz yok, halimiz olsa verme. Cümleyi eksik kuruyorum. Evet. Siz Fenerbahçe'nin bu konuda gerçekten bu işi yaptığına ve Trabzon'un şampiyonunu çaldığını... Şimdi hukuk adamı, hukukçu değilim dedi. Şey konuşmam yanlış ama spor adamı olarak şunu gayet size söyleyeyim. Bunlar sonunda bizim arkadaşlarımız. İnşallah Yargıtay'da beraat ederler, ceza almazlar. Bunları ben temenni ederim. Hı. Ama şu okulanları edikten sonra siz de okusanız, ben de okusanız, ben de okusam bunda bir şey var dersiniz. Hakim sonunda bir şey var demiş. Hı-hı. Ve bitmiş. Bunu bir daha çok uzun boylu tartışma konusu yapmanın da anlamı yok. Bu nasıl Yargıtay'ın verdiği karara hepimiz saygı duyacağız. Ama burada şey kritik değil mi? Hangisi? Yani mesela bir futbol sadece futbol değil. İçinde siyaset var. İçinde mafya var. Burada mafya ile ilgili de çok bir sürü... Yani o da biz şeydeydik, böyle çok önemli bir mafya işi olduğunu zannetmiyorum onun için. Yani muazzam bir mafya falan orada çok önemli bir şey. Ama burada okuduğumuz zaman öyle isimlerin adı geçiyor ki davada yargılanmış. Ya ismi geçebilir, isim ne yapayım. Ama hapisteler bir kısmı. Yok, hepsi çıktı diyebiliriz. Evet. İçeride kimse yok. Hayır mesela. Ve ceza aldılar doğru. Yani bir Giresun'la ilgili problemler vardı diyebiliyorum. Var, evet. Vardı. Onunla ilgili bir cezalar aldılar. Doğrudur da benim ona yorum yapmam veya bir fikir beğenmem oldukça zor. Yani futbolda şunu kastediyorum. Siyaset, ticaret, mafya vesaire. Evet, tabii bunlar, iç içe değil. Bunları temizlemek, ayırmak çok doğru bir şey. Küçük illerde, İstanbul dışındaki illerde siyaset önünde çıkıyor. Çünkü siyaset tesis edecek bir sivil toplum örgütü, o ilin takımı en büyüğü, hatta bizde en büyüğü.
Yani bizim orada Trabzon'da önce Müslümanlık geldi, sonra Trabzonspor geldi, sonra o gider aşağıya doğru silsile. Bize çok önemli işte Anadolu'da, işte Eskişehir'de önemli, işte Mersin'de önemli siyaseti. Bundan soyutlanması lazım mı? Lazım tabii. Mesela ben size bir şey söyleyeceğim. Fatih Tekke ve Gökdeniz Karadeniz olayı biliyorsunuz. Bunlar bizden hani, önceki olay. Önce içerek, ama sizden önce olması öyle olay. Bilmiyorum demek anlamına gelmiyor. Gelmez ve bu olaylarda pek böyle temiz bir izlenim vermiyor. Vermiyor. Doğru onların hepsi. Tamam. İşte şey kumar işi, para alverişi doğrudur. Ya şimdi bütün bunların olduğu bir yapıdan söz ediyoruz. Evet. Ve şu anda bu yapının tertemiz olması. Olduğunu söyleyemem. Mümkün değil. Ya Trabzonspor'da kirlenmiş midir geçmişte? Değil, değil. Hepsi kirlenenlerine ve kirlenme yoluna giden hepsi kulüpten ayrılmıştır. Şu anda yoktur. Şunu kastediyorum yani. Bir dönem bu insanlar oradayken bunlar da futbolu kirletiyordu der misiniz? Derim. Fatih... Bu tip ilişkiler yanlış ama Fatih veya Gökdeniz bunların yaşı da 20-25 yani 20-25 yaşında olan çocuğa bugün silah versen bayılır onu takmaya. Ateş et desem belki edemez. Yani çoğu da kızları hava atmak için takarlar o silahı. Şimdi bunlar da o yaşlara takmışlar, etmişler. Şimdi onu bu mazeret olur mu? Olur. 40 yaşında ya. Olur mu gerçekten? Delikanlılık adı delikanlılık yaşları. İlginç. Evet. Şimdi Adnan Polat Bey 20.45'te Galatasaray şampiyon olacak dedi. Ben kendisine de sordum 2 gün önce. Dedi ki bu rastlantısal bir şeydi. O günkü Fenerbahçe Denizli maçına baktığımız zaman maç uzuyor falan. Mesela Fenerbahçe kanundan sonra şike yaptığını varsayarsak, siz kanun öyle diyorsunuz, biz de Yargıtay'ı beklesinler diyoruz ki hani usul yerini bulsun. Siz mesela bu tür rastlantıların bir adalet terazisini bozduğunu düşünüyor musunuz? Yok. Mesela sizce Fenerbahçe'den önceki dönemlerde bu olup bitenler kuşku uyandırıyor musunuz? Yani kuşku vardır ama ispat edemez. Olmamalı. Vardır ama vardır, olabilir. Demin hatır şikesinden bahsettiniz işte adam şampiyon olmuştur da öbürü küme düşüyordur. Hı. Bize yenilme işte yenme. Bunlar falan. Var diyorsunuz. Vardır eskiden vardır diye düşünüyorum. İspat edersen edemem hangi maçta sen de söyleyemem. Hı hı. Yine o gün Adnan Bey'e sordum 8-0 Ankara Gücü maçı evet, falan. Evet, evet. Şey. Bunlar hep yorum konuşsan kendi aranda vardır derler. Ama bunları artık bir yere bırakıp çok temiz futbola doğru yönelmemiz lazım gerektiğine inanıyorum. Bu şikayeti de herkese çok ders oldu. Esasında iyi de oldu. Bu ben de gidip yargılandım. Bir ders oldu bütün yöneticilere. Bu kolay kolay Türkiye'de bu tip şeylerin adı bile geçeceğine inanmıyorum bundan sonra. Peki koca bir futbol tarihi boyunca bütün faturanın Fenerbahçe'ye çıkması vicdanen sizi rahatlatıyor mu? Tabii sadece Fenerbahçe'ye çıkmamalı. O da birazcık bilimsel hesap yapmalıydı diye düşünüyorum. Kime çıkmalı peki? Biz hariç, bizden daha eski kulüplere çıkmalı. Biz 67 kuruluşluyuz. Ondan öncekilere çıkmalı diye düşünüyorum. Daha doğru olur. Neden öyle? Daha büyük camialar, daha büyük oran yüksek matematikte. Biz daha düşük bir orandayız. Ha, siz diyorsunuz ki bizi dışarıda tutun, bizden sonra ne olsun? Yok, var dışarıda çok da şey kulüplerde vardı ama mesela yine İlhan Bey, Cavcay Bey, İlhan abi diyor bizim kulüpler birini kuran o. Yaptım diyor işte o bilmem ne verdim diyor bilmem ne yıl önce. Şimdi bunları gülüyoruz. Fenerbahçeli arkadaşlarımıza diyor ki artık bu işleri unutalım. Unutalım da unutulmuyor işte. Koca bir şampiyonluk. Bütün yılın emeği. Hele biz 27 sene sonra bu işe kavuşuyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum. Benim takım bundan sonraki yıllarda iyi sonuçlar alamazsa artık ondan da bahsetmemeli. Yani 2010-2011'de bir defa yakalıyorsun bir balık devamlı onun peşinin gibi o havaya da girmemeli diye düşünüyorum. Şenol Güneş de aranız nasıl? Şenol Hoca ayrıldı bizden iyi fakat bir basın toplantısı yapmış. Hiç cevap vermedim. Vermek de istemiyorum. Yani beni arkadaş olarak görmüyor demiştiniz. Ben demedim o oh, dedi. Hayır siz fanatiğe konuşmuşsunuz. Sayın Şenol Güneş basın toplantısında kendisiyle arkadaş olmadığımızı söylemiş. Evet. Demek ki beni arkadaş olarak görmüyor. Canı sağ olsun. Ben kendisiyle ilgili düşüncelerimi daha önce açıklamıştım. Evet. Trabzon için çok değerli emekleri ve katkıları için bir kez daha teşekkür ediyorum demişsiniz. Ne güzel. Gentilmen bir cevap vermişsiniz. Çok. Peki siz bütün bu şike sürecinde tartışmalarda kol kola bir hoca ve bir başkan olarak en zor dönemde nasıl oluyor da Şenol Güneş gibi bir isim size mesafe? Belki o andaki duygular içinde bunları söylemiş olabilir. Bilemiyorum tabii. Ama Şenol Hoca bizim için yine tekrar bir değerdir. Hocalık dönemi bitmiştir. Kendisine teşekkür ettik. Şimdi yeni bir hoca, yeni bir sayfa yolumuza devam ediyoruz. Yani sizi tamam hemen kapattınız Şenol Güneş. Kapatmaya mecburum. Peki bir şey söyleyeceğim. Siz biz bugün de kırmızı kart gören bir Fenerbahçe futbolcu hakkında ayrımcılık yapmadım. Tespitte bulundum. Şuralara kadar
şeyi vardı. Oraya geleceğim. Dünyada bunlar çok tartışılıyor. Ayrımcılık, nefret suçu olarak tartışılıyor. Mesela ben şeye çok kızmıştım. Emre'nin bir siyahi futbolcu hakkında söylediklerine. Sizin koca hukukçular dedi ki demedi. Bakın, demediyse durum farklı. Ama dediyse çok dedi, farklı. Dedi. Dediği an nefret suçudur bu. Evet. Demediyse başkadır. Dolayısıyla bunun arkasında ama siz de bir başkan olarak acaba tespiti bu... Tespiti mi o? Ama böyle bir tespit... Bu tip oyuncular bu işleri yapabilirdi. Ama sizde de böyle giyinen kuştan futbolcular oldu. Bu tip yok canım. Bu bir şey şuralardan mı gördüm öyle. Ne var? Ne? Olabilir, bir şey yok. Ya bir insanın öyle giyinmesinde ne sakınca yok? Hiçbir sakınca yok. Hiçbir şey yapabilir dedim. Ondan sonra zannediyorum bir televizyonda bu dövme yapanı sormuşlar. Ya size gelenler biraz provoke demiş ki problemli olur bize gelenler demiş dövme yapan. Ya bunları sizin gibi nezakete dikkat eden biri çok. Futbolun... Ama nezakete dikkat eden biri uğraştığı konulardan biri onun için hani arada bir nezaket yani çıkabilir. Siyasetçiler de bazen diyor ki ya biz de Kantar'ın topusunu bazen kaçıyoruz siz de ben de Kantar'ın topusunu... Yok kaçıyor bir tespit yani o doğru da tespit esasında. Her an mesela bugünkü maçta ilk atılan oymuş. Görmedim niye atıldığını da. Niye atıldığını bilmiyorum da. 7. dakikada atılmaz adam. 5. dakikada veya. Bizim Fenerbahçe'de yönetmenimiz hakem haklıydı tekme attı diyor. Evet. Ama yani bir insanın bu konuda haksız olması yani daha başka eleştiremez miyiz? Ben merak ediyorum. Hassas bir oldun. Tükürük olunca çok ayıp bir şey. O Galatasaray'da Melo'da tükürük. Mesela o Melo'da tip olarak bakınca ayrımcılık değil tespit. Bu suç işler diyorsun ya. Ama yani bu çok ağır. Ya beni şeye koy, havaalanında polisin oraya koy. Ben %95'ini geçiririm, geç derim. Hiç üstünden silah falan çıkmaz. 5'ini tutsam onun üstünden çıkar ya. İnsan sarrafıyım diyor. Yani yılların tecrübesi ya. Şimdi Melo, nasıl yani böyle bir hak yok. Aynı şey bu arkadaş için de. Böyle bir hak yok hakeme. Ve hakem oldu sıfır ya. Ha siz o zaman insan hakları açısından bakıyorsunuz. Yani hakeme o kadar küçük hakemler hepimizin problemi var. Hakeme tükürürüm ben de. Çok ağır bir suç olması lazım bana göre. O kadar da savunmamak lazım o tip insanları. Peki. Son bir soru soracağım. Sonra reklama gideceğiz. Peki. O soruyu seyircilerimize sorayım. Siz dönüşte cevap veriyorsunuz. Sevgili seyirciler, Trabzonspor Başkanı Sayın Sadık Şener bugün buraya pazar günkü maçın gerilimini de azaltmak için geldi. Muhtemelen son mesajlarını o yönde verecektir. Ama benim çok merak ettiğim bir mesele var. Trabzon, Türkiye'de hassas, duyguları yoğun ve coşkulu bir camia. Aslında hepimizin sempati duyduğu bir tarafı da var. Bir şeye bu kadar tutkuyla bağlı olması. Ama benim hep sormak istediğim ve Sayın Başkan'a da burada bulmuşken soracağım mesela. Hrant Dink cinayetinden sonra o gün Somast'ın taktığı berelerle birlikte antrenmana çıkan futbolcular vardı. Neticede bir cinayetin ardından ırkçı bir görüntü verdi. Bu konu hakkında ne düşünüyor? Trabzon gibi tutkulu bir şehre bu görüntü yakışmamıştı. O bir aslantı mıydı? Yoksa zaman zaman bu aşırılıklar oluyor mu? Sayın Başkan bize gerçekten içten cevaplar veriyor. Bu konudaki fikrini merak ediyorum ve pazar günkü maçı soracağım. Acaba içimizde zaman zaman böyle taşkınlıklar yaşıyor muyuz? Futbolun ahlakını soracağım. Kısa bir an ardından birlikteyiz. Aykırı sorularda Sayın Trabzonspor Başkanı ile birlikteyiz. Sayın Başkan bize Sadık Şener Bey sorularımızı yanıtladı. 2007 Hüseyin Cimşir antrenmanda bir bere giriyor Hrant Dink suikastının ardından. Kendisi daha sonra şöyle bir açıklama yapıyor. Tam bir komedi. Türk basını buysa yandık diyor. Ama orada birkaç futbolcu daha var. Ben bu soruyu niye soruyorum? Bir yarayı kanatmak için değil. Zaman zaman taşkınlıklar bu ruh halinden de oluşuyor mu? Mesela bu pazar günü yine taşkınlıklardan oluşacak ruh haliyle karşılaşma olasılığı var mı? Siz bu tür durumlara karşı, nefret söylemine karşı duyarlısınız. Biraz bu değerlendirme. Ben Hüseyin takım kaptanı. Bizim de benden önceki dönem ama benden önceki dönem de olsa ben kulübün başkanıyım. Mesuliyet bana da ait. Öyle bir şey o gayre yaptıysa buna çok üzülürüm. Yapmadığını umarım. Bizim Karadeniz çok renkli, çeşitli insanlar topluluğudur. Benim babamın mensup olduğu Tonya ilçesinde Rumca konuşulur. Halen Rumca'da konuşurlar. İşte biraz ileri gittik mi Lazca konuşulur, Gürcüce konuşulur, Ermenice konuşulur. Birkaç lisanın konuşulduğu bir bant. Herkesin, hiç kimsenin de birbiriyle problemi yoktur. Herkes de Türkiye Cumhuriyeti'nin çok iyi bir vatandaşıdır. Aşağı yukarı PKK'nın pik yaptığı noktalarda bizde iki günde bir cenaze vardır Trabzon'da ve Karadeniz'de.
Hüseyin Çimşir'in yaptığı hareket eğer o maksattaysa kınarım onu. Kendisi reddetmiş. Reddetmiyor. O da bir o zaman teşekkür alır benden. Zaten dikkat edilmesi gereken bir konu. Pazar günüki maçta Fenerbahçe ile oynayacağımız maçta ben seyircilerimden bizim takımımızı sonuna kadar desteklemesini istiyorum. Sahaya bir şey atılmamasını, ceza alıyoruz. Bu ceza bize çok pahalılara mal oluyor. İkincisi bu gerginliği hafifletelim, hukuk yolunu devam ettirelim. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben olduğum sürece hukuk yolundan bir santim geri atmayıp sonuna kadar hakkımızı arayacağız. Ama orada kendi sahamızda, kendi birisine bağırmak, rakip takım yöneticisine küfretmek marifet değil. Pek de erkeklikte değil. Yani kavga edeceksen eşit şartlarda bir yerde kavga edersin. Ki benim de bazen kulüp başkanı olmak kendime yakışmayan fevri hareketlerim de olmuştur her zaman. Olmaması için elimden gelen ben gayret göstereceğim, ekibime de göstereceğim. İnşallah çok iyi bir maç olur. Fenerbahçelilerin burnu kanamadan Trabzon'a girip burnu kanamadan gideceğim. Tabii canım Afganistan değil ki burası. Normalde değil. Türkiye'nin şahane bir yeri. Pideye, döneriye. Ama Türkiye'de de ben Trabzon açısından söylemedim ama Türkiye'de de futbolun pek böyle yani sağlıklı gittiğini de söyleyemeyiz yani. Tabii şurada Fenerbahçelilerden şimdi provoke etmemelerini isterim yani arzu ederim. Ne gibi mesela? Ne yapsınlar? Yani seyirciyle oynamadan eğer seyirciyle bir sporcu oynarsa hakem de ona bir şey yapmazsa mecbur o kalabalığa infial haline dönüyor. Onu zapt edemiyorsun. Onlardan da onu beklemek gayet. İnşallah öyle geçer maç. Kim kazanır? Büyük ihtimalle Trabzonspor kazanır. Üzüleceksiniz ama. Sizin pek karne iyi değil çünkü Fener'e çok karneye göre için olmuyor maçlar. Tabii. Hayır yani bu sefer kazansanız iyi olur diyorsunuz. Çok iyi olur. Evet. O zaman şey yaparız. Mesela ben maça gelsem buyurun, sıkıntı gelin olmadan gelirim. Hayır gayet rahat. Gezdiririmiz. Aykırı sorular, aykırı cevaplar alırsınız maalesef. Peki, şu anda Fenerbahçe Avrupa'da oynuyor. 0-0 maç devam ediyor. Sayın Başkan Sadri Şener bugün güler yüzle buradaydı. Biz Sadri Şener'i zaman zaman gergin gördüğümüz anlar oldu. İşin tuhaf tarafı bu şike süreciyle birlikte Türkiye'de SAP salonu da başka nedenlerden dolayı da karıştı. Örneğin bence bugün aklımda kalan en ilginç mesele Sadri Şener'le tahmin ediyorum bir 20 sene sonra daha bir röportaj mecburiyeti doğdu. Çünkü dedi ki İlhan abinin yaşına gelince, İlhan Cavcıoğlu'nun yaşına gelince şike var mı yok mu yapıldı mı edildi mi ben size söyleyeceğim dedi. Doğru anladın doğru, değil mi? Evet. Dolayısıyla 20 yıl sonra bir röportaj yapmak üzere. İnşallah Allah ömür versin. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür cumartesi ederim, akşamı görüşeceğiz artık. Pazar günü de maç var zaten. Pazar günü de ekranda görüşeceğiz. Aykırı soruları perşembe akşamı tamamlıyoruz. Cumartesi günü şahane bir aykırı sorularda saat 23'te buluşacağız. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkan iyi ki geldiniz. Sağ ol. Çok sağ olun.